Balıkesir Gölen'deyiz. Yine patlıcanları bol olan bir bölgemiz. Efendim burası neresi? Bir kendisi tanıtır mısınız? Gönen'in Armutlu Mahallesi. Evet. Adım Erkan, soyadım Bıyık. Çok güzel. Patlıcanlarımız gördüğünüz gibi ilacımızı kullanıyoruz. Rekor gübre yaprak gübresi. Rekor gübre yaprak gübresini kullanıyoruz. Kaç gün oldu kullanan efendim? Şu an 10. gün. Peki niçin kullandınız ve nereden gördünüz, aldınız? Nereden gördüm? Sizin paylaştığınız sizin yorumlardan, bu bölgedeki kullananları aynen, gördünüz. Aynen. Diğer arkadaşları da gördüm. Konuştunuz mu onlarla? Görüştüm. Bir tanesiyle evet. Görüştüm. Ya, memnunum dedi. Ondan sonra işte abime tavsiye ettim. Ondan sonra... Abinizin adı efendim? Hasan Bıyık. Hasan Bey, buradan selamlar efendim. Bahçenize geldik. Artık kardeşinizle beraberiz. Ne oluyor yani? Ne değişti? 10 günde ne değişti? Ne mi değişti hocam? Evet. Yani şimdi biz bunu yaptığımız şey, olay bu. Anlatmak istediğimiz olay bu. Gelelim, olay nedir? Adresimiz belli, yerimiz belli. Evet. Patlıcan üstündeki çiçek, canlılık. Şu patlıcanı bir gösterelim, canlılığını, şeyini. Her şeyini abi, şu an için, bizim için 10 numara yani. Şunu gösterin, abimizin elindekini. Yavaş, kamera hızlı çevirmiyorum, yavaş çevirelim ha. Öyle abi. Çiçek güzel. Peki çiçekler eskiden böyle açılıyor mu bu kadar geniş? Açılmıyordu abi, daha şunu baygın gösterelim. Duruyordu. Mallar daha baygın duruyordu. Yapraklar peki nasıl duruyordu? Yapraklar, onlar da aynı, dediğim gibi yani. Yere baygın duruyordu yani. Sararıklık var. Mesela eskiden mesela patlıcanı hırpaladığın zaman bu çiçek kopuyordu. Mesela bu çiçeği artık tutmadan koparamıyorsun. Evet. Yani. Ben size şunu soracağım. Şimdi bakın, baygın bir yaprak demek, baygın bir çiçek demek zaten hem döl tutma konusunda sorun demek, artı aynen. Baygın bir yaprak zaten çalışmayan bitki demek. Aynen. Patlıcandaki en büyük sorun kök çürüklüğüdür. Tabii ki kök çürüklüğünün bir sürü sebebi vardır, ayrı konu, ama çalışmayan bitkilerde ya da çalışmayan iklim şartlarında diyelim daha doğrusu. Mesela kışın bitki çalışmaz. Ondan sonra ister istemez haliyle ne yaparsınız? Kök çürümesi olur. Bir sera için konuşalım. Evet, evet. Aynı şekilde bu noktada da yazında işte bitki stresten dolayı çalışmaz. Sıcaktan dolayı çalışmaz. Bir de şu var. Örnek vereyim ben size. Şimdi susadığınızda, daha doğrusu güneş yaktı diyelim bizi şu anda. Evet. Su mu içiyorsunuz yoksa serine mi geçiyorsunuz ya? Su içiyoruz. Hayır, serine geçiyorsunuz. Güneş yaktı sizi. Yani aynen. Güneş aynen. Yaktı. Aynen. Daha susama olayı yok. Daha suyu hatta şimdi içtiniz ama sıcağa geçtiniz. Ne yapıyor burada? Eğer sıcak sizi yaktıysa ne yapıyorsunuz? Gölgeye geçiyorsunuz. Kafanızı evet. Şapka takıyorsunuz evet. Haliyle. Dolayısıyla bitkide bugün özellikle aşırı sıcaklarda, şu an yaz geldi devam ediyor. Bitki strese giriyor. Sıcak stresine giriyor. Dolayısıyla kendisini bırakıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Suluyorsunuz yani. Evet, suluyoruz. Peki sularsanız ne oluyor peki? Geçici olarak belki serinliyor ama aynı. Yaprağını kaldırıyor ama bir taraftan da kök çürümesi için özel çaba harcıyorsunuz yani. Evet. Demek ki aslında bitki susamamış hali. Onun için bu döngü çok önemli bir konu hali. Efendim gezelim şöyle. Şaşırttı mı peki sizi bu? Şaşırttı. Peki başka neye kullanacaksınız? Başka neye? Ağabeyinize ne tavsiye ettiniz yani? Kırmızı biberlerde. Kaç dekar yeriniz var? Ortalama 6 dönüme geçik kırmızı biberim var. Siz pazardakileri satan sizsiniz değil mi? Evet. Pazarcılığı siz evet, yapıyorsunuz. Ben hale. Yapıyorum. Gelelim malzeme kalitesine. Malzeme kalitesi ne değişiyor? Malzeme yani kalitesinde... Şuradan bir tane patlıcanı heba edelim mi? Alalım şöyle elimize. Tabii. Buyurun siz lütfen, sizden ricam. Hani şöyle bir gösterirseniz eğer. Şu an ne zaman toplandı en son burası? Pazartesi günü. Bugün yani, günlerden ne? Çarşamba. İki gün oldu daha. İkinci günü evet. Şu çiçek olayı nasıl? Şu bakın gelelim şunları gösterelim. Bakın doğuşlarımız hala devam ediyor. Evet. Evet. Şöyle mesela. Gördüğünüz gibi sürekli doğuyor yani. Aynen. Evet. Yani bunlar bizim için her daim verimdir yani. Her daim verim yani. Evet. Peki etrafın 2020'nin şu anki durumu nedir acaba? Yani etrafta bir sürü patlıcan eken var. Bunun cinsi ne bu arada? Bunun cinsi... Anamur mu? Anamur. Anamur, evet. Aynen, anamur abi. Anamur haliyle. Malımız, yani gerçekten biz abi şu an attığımız ilaçtan gerçekten memnunuz. Hı-hı. Ki bütün arkadaşlara buradan tavsiyemiz olsun. Hı-hı. Benim kendim 15-20 dönüme yakın patlıcanım var. Hı-hı. Biberim var, domatesimiz var. Herkese hele hele çeltikte. Evet. Herkese atmasını öneririm. Ne yapıyor ama, çeltikte gördüğünüz kadar arkadaşlar, belki duydunuz, görüştünüz. Şimdi burası çeltik yöresi malum, gönlümüz. Evet. Şimdi ben çeltikte bizim Suat abimiz vardı. Suat evet. Akman, eski muhtarımız. Evet, özellikle onun şeyini seyrettikten sonra dedim abi, yani bu ilacı Suat abimiz kullandıysa dedim, herkese tavsiye edilmesi lazım. Ha, gittik gördük mü gördük. Evet. Memnun mu memnun. Evet. Ondan sonra işte diğer komşu köyde arkadaşlarımız, Sefer abimiz, Sefer Kara arkadaşımız evet. Mesela onun malını gördük. Evet. Memnun demek ki herkeste var. Şu an Sefer Bey yaprak yanıklığı aşırı fazla olan bir tarlada evet. o kadar sıkıntılı bir tarlasını kaldırdık. İki kere uyguladı. Şimdi evet. Üçüncüyü de uygulayacak. Neden uygulayacak? Randımanı artırmak için uygulayacak yani. Randıman, bugün randıman evet. Çeltikte artması ne demek biliyor musunuz? Bakın. Şimdi az önce ne dediniz siz? Şu patlıcan yaprağı dediniz ki saldı kendisini. Evet. Peki çeltik yaprağı salmıyor mu sizce?
salıyor. Salıyor. Peki tabii salmış bir yapraklı çeltikteki başak mı daha diri olur? Yoksa bugün yani yaprağını salmamış bir çeltikteki başak mı daha diri olur? İçindekiler daha iyi dolar yani. Ya abi şimdi, anladın mı ya? Yaprak, aynı canlı olduğu işte gibi yani. He, yaprak yaprağını ne kadar canlı olursa. Bitkine, aşağıdaki mahsulünü ya da tepesindeki çiçeğin içindeki mahsulünü aynen büyütme şansı yok. Yok. Çünkü yok. Niye yaprağını çünkü salmış hali? Gelelim böyle. Yaprağını besleyemen mahsul zaten evet. Üstündeki şimdi, mahsul de şey yapamaz. Tabii çeltik konuşuyoruz ama tabii şimdi patlıcanı çeltiği herkes bilmez. Çeltik evet. Çok fazla bilinen bir şey değil. Tarlamızı çekelim böyle. Gördüğümüz gibi şey. Daha bu birinci uygulama. Her aynen uygulamanızda aynen daha da ileri artık gideceksiniz. Allah'ın yani izniyle her 10 günde bir bu işe başlayacağız. 15 diyelim, önemli değil. 20 diyelim, 10 günde yere kadar. Ama bugün bakın, şimdi ben size şunu söyleyeyim. Hani iyi oldu diye lütfen bırakmayın. Evet. Çünkü bu ürünün nihayetinde bize sizi tavsiye ettiğimiz işte 15 gün, 20 gün, 25 gün aralığında kullanın. Evet. Daha sık evet kullanmanız daha iyidir. İçerisine başka gübre katmayın lütfen. Buna gerek yok zaten. Evet. Topraktan beslemelerinizi yapıyorsunuz. Damlamadan beslemelerinizi evet yapıyorsunuz gerek evet olanları. Dolayısıyla toprağınızın izin verdiği ölçüde eğer toprağınız bozuksa çalışmaz. Ama toprağınız iyiyse aşağıda da gübresini veriyorsanız eğer aynen bugün daha iyi sonuçlar alırsınız herhalde. Bugün patlıcanda en önemli şey nedir efendim? En çok rastladığı soru nedir yani? Bizim patlıcanda en çok patlıcanda hastalık. Hastalık haricinde patlıcanlarda bazı patlıcanlarda mesela yani bizde o hastalık yok. Bu trips dediğimiz hastalık. Trips evet. Böcek evet hastalığı. Evet doğru. Böcek ondan peki sonra. Peki çiçeklenme konusundaki durum nedir? Yani çiçeklenme. Çiçeklenme abi bakamadığın zaman mahsul zaten çiçeği yapmıyor. Ama dediğim gibi bakın bizim için kaç tane çiçek var bu arada saydığınız geçen? Dün saydığımda bir filizin üzerinde 20 ile 25 çiçek arası var. İsterseniz böyle sayma gelelim imkanımız da oluyor. Yok yani gelelim biraz yok daha gezelim şu tarlamızı. Aynen buyurun. Şöyle gördüğümüz gibi dirilik çok güzel değil mi? 10 numara abi şu an. Peki bu yaprak ya, tazeliği? Patlıcan da abicim her zaman için ana karşı yani ana patlıcan her zaman yukarı bakacak abi. Evet. Biz ana, ona bakarız şu abi. Şu kafa. Evet abi. Bu ana patlıcandır abi. Bu nereye bakıyor şu anda peki? Bu da kardeşe kadar iner abi. Gelelim patlıcanı gösterelim. Bak abi. Kamera gelsin böyle. Bak abi. Bu ana patlıcandır abi. Şu patlıcan rengi nasıl? 10 numara abi. Şu kamera şunu göstersin şöyle. Kalite budur abi. Bizim için kalite, kalite budur. Budur. Fiyat evet farkı ediyor mu bu peki? Etmez mi abi ya? Mosmor. Nasıl? Harikotel. Süper. Tabii yani şu an kalite bu bakın, bizim için. Patlıcan bu, çiçek bu. İşte olay evet budur haliyle. Yani bu ana filiz. Evet. Bu zaten verimi verir. Sıkıntı yok. Evet. Önemli olan abicim o ana filizin üstündeki şu kardeşler abi. Evet. Bak şu kardeşler. Bak kardeşin mesela evet kendi patlıcanı var. Üstünde mesela bak şurada evet iki tane çiçeği var. Hı-hı. Onu geç. Bak şurada kendine hı-hı ait üç tane tomurcuğu var. Evet. Bunlar ya ne bileyim 24 saat 48 saat zarfında zaten bunlar da bu kılama gelecek. Şu yaprak kalitesi peki şu an geldiğimizde hangi ayın yaprağı şu an bu? Bu abi şu an ortalama biz büyük 5 ihtimal aynen 5 Ağustos yani. Şu hangi ayın yaprağı sizce? Bu güzellik nedir yani? Vallahi abi biz tazelik. Biz şunu şöyle diyelim abi evet 10 gün önce bizde 10 gün önce şu şekilde yani şöyle bir canlı bir mal yoktu. Şöyle yoktu canlı bir yaprak yoktu abi. Parlıyor mu şu anda? Şu an 10 aynı gün parlıyor yani. Aynen abi. 10 numara diyorsun. Çünkü neden mi? Evet. Zaten hava sıcaklığı daha şu an serinlemeye düşmedi. Düşmediği halde yapraktaki canlı daha sanki bahar abi tazeliği gibi şu aynen an. Aynen abi. Şu bir kamera şöyle şu çiçeklenme hizasını bir hizadan göstersin. Hafiften eğilirse böyle yan taraftan böyle bakın her taraf çiçek. Sadece biz baktığımızda çiçek değil yani, yani homojen. Yani. Bak, yani tarlanın abi şöyle bir şey diyeyim ben. Hı. Tarlanın her bir dört bir köşesini rahatlıkla gezebiliriz. Hiç problem biraz daha yok gezelim olsa yeterli. Bizim için budur yani. Şu bir pazarcı olarak şu patlıcan kalitesini gösterelim. Patlıcan kalitesini. Patlıcan kalitesi mi? Peki bunu attıktan sonra patlıcanda şekil bozukluğu değişti mi sizce? Yani şöyle söyleyeyim. Yamukluk olayı bitti. Bitti. Yamukluk olayı bitti. Baştan bu bir gerçek. Peki? Baştan bunu neyse söylemişsiniz. İşte aynen. Yamuğun kilo fiyatı kaç para? Düzün kilo fiyatı kaç para? O yamuğu biz 1 liraya satıyoruz. Şu an bunları 2-2,5 liraya satıyoruz. Oo, biz istersen videoyu baştan tekrar çekelim. Ya, yalan değil abi bu bir gerçek. Peki, o kadar. Şimdi ben anladım zaten ama onu ben sonra unuttum sizlere. Eyvallah. Gelelim böyle. Dedik ki mesela, gelelim bak, böyle. Bak, gelelim bak böyle. Yamuk bitti. Abicim buyur. Bak. Sayalım artılarını, rekor gübrelerini kısaca hızlıca faydalarını sayalım. Bir. Abi nasıl sayayım? Şu hani, patlıcan kalitesinden başlayalım. Keşke ilk bir iki sıraya atmayıp öyle göstereydik. Önemli değil. Siz sonuçta bu işin uzmanısınız. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz sadece. Bakın abi. Şu şimdi yamukluk gitti. Evet. Çiçeklenme ultra hale getirdi. Çiçeklenme yaprak abi. Yaprak kalitesi, yapraklar kendisini hiç salmıyor. Dediğim gibi evet ben 20-25 tane saydım. Mesela biz sadece şu an bir tane dalı say en az 10 tane çiçek vardır. Mesela hı-hı bak verime hı-hı yatıyor hı-hı çiçek halinde. Hı-hı. Mesela aynı şöyle.
tomurcuğu. Şöyle aynı tomurcuğu abi. Bak çiçeğe mesela ufacık bir yerde kaç tane? 3 tane çiçeği var. Artı 2 tane de şurada neyi var abi? Bak tomurcuğu var. Evet. Mahsulün. Yani şuna inanıyorum. Evet. Bu yani bu çiçekler mala yattığı zaman bu fidanların bunu taşıyamayacağına inanıyorum. Ama bu da gelişiyor. Evet. Yani inşallah yani. Alıyorsunuz, topluyorsunuz. Tabii. Yani. Mesela bizim ben bunu pazartesi günü topladım. Evet. Bugün çarşamba, cuma sabahı hemen yeniden girdiğim yerlerden tekrar veriyor. Dolayısıyla aynen. Ne yapıyor? Tek bir anda bırakmıyor. Sürekli çiçekte yani. Yani ne oluyor abi? Biz bunu kopardık abicim. Patlıcanın kökü hemen buna gidiyor. Bak, abi. Önemli konu söylediniz. Bakın sevgili öğrencilerimiz. Mesela çok önemli konu söylediniz. Eğer bitki üstünde mahsulü var. Evet. Ve o arada duranlaşsa, büyümese ne olur? Üstünde yüküyle beraber boş boş bekliyor yani. Aynen. Anladın mı? O da aynen. Zarar veriyor yani. Aynen abi. O da zarar veriyor halde. Onun için bir de şu konuda ben size şunu söyleyeceğim. Üreticilerimiz bugün ürünlerimizi kullanırken, mesela biz diyorsun dekara diyelim 80 gram kullan, 100 gram kullan diyoruz. Evet. Bu kez de su oranını fazla atıyorlar. Yani biz asla, yani örnek vereyim dekara 80-100 gram diyorsak size bunu attığınızda. Evet. Bunu ben bol suyla atarım olayına girmeyelim. Bakın 1 litre ürün 400 ila 500 litre suyun içine konulacak yani. Yani suyu efendim daha az atayım, daha fazla atayım yok. Bugün 400 litre ila 500 litre arasında dolduruyoruz tankımızı. O hacim olarak konuşuyorum, oran olarak konuşuyorum. Aynen. Ve 1 litreyi bunun içine koyuyoruz. Yani efendim ben gene bunu diyelim 10 dekaram atacağım. Diyelim 15 dekaram atacağım bunu. O zaman ben bunu tamam gene 15 dekaram atayım ama 600 litre suyla atayım bunu. Olmaz, hayır. Yani ne suyu fazla koyuyoruz ne eksik koyuyoruz. Dolayısıyla bugün su noktasındaki bu konu önemli konu. Atım olarak bilgisi olsun herhalde. Evet. Çünkü bazı ilaçlara insanlar alışmışlar. Çok suyla atmayı düşünüyorlar. Çok su, az ürün. Hani ya da ürün aynı ürün ama suyu çoğaltmaya çalışıyorlar yani. Evet. Daha çok böyle lambur lambur aksın diye böyle aşağı doğru yağmur gibi damlasın diye herhalde. Onun için öyle değil. Biz bugün tavsiyemiz dostlarımız, üreticilerimiz, müşterilerimiz. Onun için burada bunu atarken bu şekilde kullanın. Yani bugün takriben 400 litre suya da 500 litre suya 1 litre koyun. 10 ile 15 dekar arasında atabilirsiniz yani. Evet. Bizim tavsiyemiz budur. Eğer atım anlamında da tercihimiz şu olacak. Eğer diyelim atacaksanız eğer bitkinizi suluyorsunuz. Bitki su ihtiyacı yaşamasın. Ondan sonra patlıcanımız gübresini almış. Aşağıdan da gübresi verilmiş, veriliyor. Tabii. Dolayısıyla bu noktada uygulayın. Yani suyunu almış, gübresi verilmiş ve ondan sonra verin. Çok daha iyi sonuç alırsınız. Yani bugün bitki yanıyorken, susamış haldeyken bugün hangi ürünü verirseniz verin. Sonuçta o gübre çalışmaz. Onun için bu önemli konu. Atım dönemi, şekli önemli. Evet. Asla ve asla yaprak gübremizi bir yabancı ot ilacıyla asla karıştırmayın. Kesinlikle ve kesinlikle karıştırmayın. Hiçbir şekilde karıştırmayın. Bunun dışında içine katarken başka bir gübreyle karıştırmıyoruz atarken. Bu noktada evet, buna... Sadece kendi. Ya, mümkün olduğu kadar en fazla daha önceden bildiğiniz bir böcek ilacı, örümcek ilacıdır vesairedir. Hani onları da karıştırıp denersiniz bir. Aynen. Hani ama yalnız atmanız tercihimizdir. Çünkü artık siz de gördünüz ki bu sizin için ne ifade ediyor? Bundan sonra. Söylenecek bir şey varsa. Yok, hayır, yani. Bundan sonra sizin için bu tarımdaki yerin neresi? Sonra, bundan sonra biz siz ne dediniz? 15 günde bir kullanın. Biz bunu artık 10 günde bir kullanacağız abi. Sizin için bu. Bu sizin için olmazsa olmaz yani. Aynen artık çünkü bakın böyle yani. Şu yeşilliği sağlamadan aynen. Ne yapacaksınız kardeşim? Yeşil olmadan ağaç aynen. Besleyeceksiniz, bitki besleyeceksiniz. Yani yeşil şart. Yeşil olmadan olmaz aynen. Yani. İşte size bu yeşilliği sağlıyor. Geri kalan şey besleme. Bunları yapacağız halde. İlaçlamaları gerekiyorsa yapacağız halde. Böcek ilaçları. Aynen. Ama aynen. Bugün şu yeşillik olmadan da her bitki olmaz. Kıt doğuyor. Olmaz. Bükülüyor. Şekli bozuluyor. Strese abi, giriyor. Evet. Şu fidanın, şu filizin canlılığı olmadan bir kere şu mahsul olmaz abi. Olmaz. Şu çiçek kadar. Olmaz. Bu canlaşık diye veriyorum. Aynen. Bu mal baygın olduğu zaman çok bakarsın bana patlıcan verecek mi? Ben bunu evet. Ne zaman toplayacağım diye. Evet. Evet. Bu mal ne kadar diri olursa 4 günde bir mi giriyorsun toplamaya? Abi 3 günde bir girersin. Evet. Rekor gübre bayimiz Sayın Başak Tarım Gönen'den Sayın Mustafa Güner Beyefendi ile çalışıyorsunuz. Evet. Her kendisinden evet. Fideyi de siz oradan aldınız. Evet. Ve kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ürünlerimizi Başak Tarım Mustafa Bey'den Gönen'de Balıkesir Gönen'de temin edebilirsiniz yani. İnşallah. Zaten de öyle alıyorsunuz. Alıyoruz öyle. Zaten. Evet. Alıyorsunuz zaten evet. Öyle. Benim soracaklarım bunlar. Sizin söyleyeceğiniz varsa benim... Allah razı olsun abi. Bir şey yok. Hani buraya kadar geldiniz. Evet. Ama dediğimiz gibi hani malımız burada. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani her şey istediğimiz gibi. Hı hı.
gübremizden, yaprak gübremizden, rekorumuzdan gerçekten memnunuz. Hani evet. Kimse bunu yanlış anlamasın. Hani isteyen adresimiz de belli. İsteyen gelip dolaşabilir. Zaten sıkıntımız küçük bir bölge. Herkes birbirini tanıyor burada. Aynen. Aynen abi. Kimse kimseye aynen bugün abi, affedersiniz ya, şu işte gözüken ortada sonuçta. Aynen. Yani, abi işte evet. Bir de şöyle bir güzel malların biraz da fiyatları iyi olsa işte o her kurudu, şey her şey ona dair yani. İşte o zaman işte Karadenizler gibi biraz daha sahip çıkacaklar. Evet abi. Çünkü bu iş biraz da siyaset yani, bilginiz hani olsun Ali. İstediğimiz ya ne bileyim. Bu iş biraz da siyaset. Herkes hakkını arayacak yani. Bugün evet, abi üreticilerimiz ağlıyorlar. Fiyat para etmiyor. Ben bak işte fındığı görüyorsunuz arkadaşlar yani. Bir şekilde millet evet, savaşını veriyor yani. Evet abi. Onun için de ben her zaman fındıkla ilgili şunu söylerim size fiyat konusunda. Bu fındık eğer Karadeniz'de değil de başka bir yerde yetişiyor olsaydı fındığın fiyatları burada olmazdı yani. Daha aşağılarda olurdu yani. Yani evet, Karadeniz halkı fındık konusunda muazzam düzeyde parti falan ayırmaksızın öyle güzel bir yere geliyorlar ki. O kadar yani. Evet abi. Bugün işte anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu noktada da bu bir birlik işi. Sadece tamam patlıcana devlet fiyat belirlemiyor. Burada diyecekler ki patlıcana devlet fiyat mı? Hayır öyle değil. Ama bugün fiyatların oluşması da birazcık birlikle oluyor. Bunu da iyi anlayın lütfen. Evet. Durum böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoşçakalın.